çıplak gergedan. Bir zamanlar Norbert Kalın Gerdan adında bir gergedan vardı. Afrika'nın geniş bozkırlarından birinde bir bataklıkta yaşıyordu. Ne var ki çok şüpheciydi. Bilirsiniz gergedanlar genellikle şüpheci olurlar. Ama bu durum Norbert'te aşırının da üstündeydi. Kendisi hep şöyle derdi. Her karşılaştığın kişiyi düşmanınmış gibi göreceksin. Böylece hoş olmayan sürprizlerden kurtulmuş olursun. Bu dünyada benim tek güvendiğim kişi yine benim. İşte benim felsefem bu. Böyle bir felsefesi olduğu için de gururlanırdı. Çünkü bu konuda bile başkalarının dediklerine güvenmek istemezdi. Norbert Kalıngerdan'ın zeka seviyesinin pek yüksek olduğu söylenemezdi. Ama buna karşın kimse onunla vücutça aşık atamazdı. Vücudunun önü ve arkası, üstü ve altı, sağı ve solu, kısaca her yeri zırhla kaplıydı. Silah olarak hemcinsleri gibi tek değil iki boynuzu vardı. En önde bir büyük, arkasında da küçük, yedek olarak. Her ikisi de pala gibi kıvrık ve sivri uçluydu. Norbert Kalıngerdan en kötü olasılıklara karşı kendini hazırlayacaksın derdi. Bozkırın ortasında şöyle sallana sallana bir gezintiye kalktı mı kimse yolunun üstüne çıkamazdı. Küçük hayvanlar ondan korkardı, büyüklerse onunla hiç karşılaşmamayı yeğlerlerdi. Filler bile yol değiştirirdi. Çünkü Norbert öylesine aksiydi ki incir çekirdeğini doldurmayan nedenlerle hemen kavga çıkarırdı. Bu davranışları günden güne tatsızlaştı. Diğer hayvanlar susuzluklarını giderebilmek için bataklığa yaklaşmak isterlerse ölümü göze almaları gerekiyordu. Hayvan yavrularının orada yıkanmaları ve oynamaları yasaklanmıştı. Kuşlar bile ötemez oldu. Çünkü onları duyan Norbert Kalıngerdan bastığı yere titrete titrete koşuyor, önüne ne çıkarsa ezip geçiyor ve de kendisine saldırıldığını iddia ediyordu. Bu böyle sürüp gidemezdi elbet. Bu konuda tüm hayvanlar hemfikirdiler. Bu nedenle bir toplantı yapmaya karar verdiler. Gergedana karşı ne yapmak gerektiğini tartışacaklardı. Bu toplantıya herkesin katılabilmesi amacıyla önce aralarında bir hır çıkarmamak konusunda karar aldılar. Birbirleriyle geçinemeyen hayvanlar barış ortamını bozmayacaklarına dair söz verdiler. Kararlaştırılan günün akşamında Norbert Kalıngerdan tarafından rahatsız edilmeden serbestçe konuşabilmek için kilometrelerce uzaktaki bir vadide toplandılar.